İzmir Bademler Köyü'ndeyiz. Burada bugün bir etkinlik var, onun için geldik. Şimdi olayın ayrıntılarını ablalardan öğreneceğiz. Kim konuşuyor? İkimiz de konuşuruz. Nedir bugün burada gerçekleşecek olan olay? Bugün burada gerçekleştireceğimiz olay baş bağlama diyoruz. Bizim bu Alevi kültüründe evet. süre gelen bir etkinlik diyeyim artık. Hı hı. Şimdi yeni evlenmiş olan, kaçarak evlenmiş olanlar da ailenin durumuna göre düzen alıp ondan sonra yapılan bir baş bağlama. Yani başı bağlandı. Başında Anladım. Bir... Bu kaçanlarda mı oluyor yani? Hayır, kaçanlarda aile... Hepsinde de oluyor. Aynen, evlenenlerde de oluyor. Kaçanlarda evlendikten sonra... Ha, daha sonra yapılıyor kaçtığı tabii, için. Anladım. Evlendikten sonra hani düğün yapılarak evlenirse ertesi günü bağlıyor hemen. Kaçarak evlenirse de aile durumunu kendine göre ayarladıktan sonra oluyor. Yani bir nevi başı bağlandı demeye getiriyor. Anladım. Daha öncelerden bunlar kaçarak evlendikten sonra hamile kaldığında yani bir dışarıdaki çevredeki konu komşu başı bağlandı dendiğinde hamile miymiş diye bir izlenim doğdu. Eskilerden. Ama artık o kalktı. Evet. Neler olacak bugün burada? Yemekler, kazanlar falan kaynıyor. Evet, yemek buraya ait yemek keşkeğimiz oluyor. Ha, keşkek evet. Şey nohut yemek, etli nohut, evet. pilav, bir de kızartma, yoğurtlama. Klasik düğün yemeği Ege bölgesinde. Bizim orada da öyle, Gödence'de de öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kazanlar kaynamaya başladı. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar soğanı kim yiyecek be? Keşkeğe koyacak abi ya. He. 1,5 kasa yapacağız. Can abicim düğüne de şey kına geleceksin. Sen çalıştık geldik. Geçtik. Gördüm ben seni. Susadım ya, sucu yok mu? Sucu, su getirsene bize. Ha geldi. Çok teşekkürler. Yoluk mu su yani? Hadi bakalım. Bu çekim güzelmiş, ben de sucu olsaydım. Takalım. Bu çekim güzelmiş. Takayım mı Zeynep? Hanımlar ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz canım. Sen nasılsın? İyiyim. Kolay gelsin. Şu an ne yapıyorsunuz siz tam olarak? Biz şu anda katmer açıcılarıyız. Açıcılar ayrı, katmerciler ayrı. Bademler Köyü'ne ait yöresel bir gelenek, güzel bir işlemler var burada. Şimdiden mi hamur kardınız yoksa akşamdan mı azadınız? Sabah mayaladık. Yaklaşık 1-2 saat mayaladıktan sonra başlıyoruz. Elinize sağlık. Yanımızda bak şeker var, ceviz var karışımı. Açtıktan sonra ortasına koyuyoruz. Bu şekerli ceviz. Evet. Şekerli bakabilir ceviz. Miyim? Tabii ki. Şöyle şekerli ceviz. Evet. Açınca içine katacaksınız bunu. İçine katıyoruz. Daha sonradan da yağda kızartıp gelen şeylere, köylülere ikram ediyorsunuz. İkramımızı yapıyoruz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hamurumuzu açtıktan sonra şu şekilde ortasına koyuyoruz. Şu şekilde. Sonra da bunu paket haline getiriyoruz. Yani bohça dediğimiz. Şu şekilde.
şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Atıyoruz bu tarafa. Orada da arkadaş kızartıyor. Hiç yağ falan konmuyor mu buna? Hayır, şu an buradan buna yağ gerekmiyor. Zaten yağda kızaracak bu. İçine falan hamurun, şekerin içine falan yağ koymuyoruz yani. Hayır. Kızartacaksın, sonra onu şerbete koyacaksın. Şerbete koyan da var. Zaten içinde şekerli karışım olduğu için gerek görülmüyor da bazı yerde. Siz sadece kızartıyorsunuz, evet. Şerbet yok o zaman. Evet, evet. Süper. Yavaş yavaş kızarıyor. Çok güzel oluyor böyle. Döndüre döndüre. İlk önce bir tarafını kızartıyor, sonra bir tarafını kızartıyor. Evet. Bir türlü yağ çeker değil mi? Evet. Böyle bakıyorsun. Pembe pembe olunca çeviriyorsun o tarafına. Sonra böyle oluyor. Evet, böyle yapıyoruz. Şeker atıp. Niye bu? Kenardaydı. Bak bana bak. Yok, kenarlarda. Kenarlarda bak. Bir de ne, su mu? Su döküyorum şekerin üstüne. Bu kadar. Çıktıktan sonra şeker üstü su. Süpermiş. Keşke bunlar mı? İki tane kazan var. Evet. Bunlar döverek yapılmıyor değil mi abla? Hayır. Bizim bu döverek yapmıyor ki. Gödencede döverek yapıyorlar ya. Ne oldu? Sadece atıyorsun, kendi kendine arada bir karıştırıyorsun. Aynen öyle. Şöyle çekeyim. Yani bir nevi karıştıra karıştıra dövülmüş oluyor. Ama şey değil yani böyle. Dibi tutmasın diye. Yok. Ezdiriyorum karıştırırken de. Buğdayını sert kalmasın diye. Ama öyle kas kası da olmuyor. Gül Hanım ne yapıyorsun? Biber topluyorum hayatım. Nasıl topluyorsun? Göster bakayım. Organik. Ne aldın? Katmer. Bakayım. Çok güzel görünüyor ya. Şekerli katmer. Öyle çok şekerli değilmiş ya. Çok güzelmiş. Ceviz de mi var üstünde bir şey ala? Şeker ve cevizi karıştırıp koyuyorlar içine. Hmm. Güzel olmuş mu? Harika. Güzel olmasa yok. Çok iyi lan. Afiyet olsun. Kardeşim, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Biz bunu sıyırıyoruz. Etlerini sıyırıyoruz. Keşkek konacak. Keşkek yapılacak. Kemikler böyle sıyırıyor etlerini. Keşkeğin ondan sonra keşkeğin içine koyacak yavrum. Eti konacak yani. Eti yani. Ondan sonra lezzeti olacak. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ha, bitirebilirsek tabii. Buldum. Bitiyor az kaldı. Adaşım. Bekliyorum bir şey anlatayım. Çok çok güleceksin. Akşam biz gittik düğün salonu yedik bir gün. Bizi oraya bıraktılar dedi. Burada bizi indirdiler. Hüseyin. Hüseyin bizi indiriyor. Hüseyin önce geçti. Biz Hüseyin görmedik. Önümüze gidiyor. Biz görmedik onu. Buradan o kota bu arkada da yol var. Biz gideceğiz düğün salonu ama Ahmet değil. Ben buraya geçeceğim. Yok kız burada. Yok kız burada. Ben de yok burada. Üç tane dedik düğün var. Olmazsa kaynaklara giderik.
Geri dönerdik, döndük. Nazar'ın düğüne girdik. Misafirlerimize hoş geldin diyor. Onlar hediye getiriyor. Biz de onlara okuyuntu veriyoruz. Böyle havlu, düzlet onlar veriyoruz. Oo, süpermiş. Evet, evet. Şimdi ağaçının alın teri, kazan açılmıyor denildiğinde para toplanır, herkes gönlünden kopanı verir, ağaççılara verilir. Geldim. Çiçeğim ben, çiçek. Buraya geçtiğimizi ben. Sağ olasın. Melek. Teşekkür ederim. Oo. Ya onu gönlü oldu. Çiçi akşam sendeyim ha. Ben de gördüm yavrum. Aşçıların bunlar, aşçıların. Bunlar aşçıların alın teri. Neyse. Bu kadar çiğniliği bu kadar oldu. Olmadı. Akşam gelecek. Kaynana geldi. Kim e? Oğlanı. Oğlanı. Her şey. Bir şey. Film atalım. Sonra bir ara şeye bak. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Aboneler burada. Peygamber'e selavat, Selalesi'ne Muhammed, mutlu olsun diye akıbete hayırlı olsun. Hayır olsun. Peygamber'e selavat, Selalesi'ne Muhammed, mutlu olsun diye akıbete hayırlı olsun. Yeniden de canım içinde her plan.
Sellale Seyyidine Muhammed kutlu olsun diye nakibet hayırlı olsun. Ben de böyle yorulmadım. Ya bu ne ya? Abi,
hoş. Taze kaynanayı sevdim. Genç kaynanayı. Evet Kardelen, bugün ne hissediyorsun? Bugün benim için çok güzel bir gün. Köyümüzün adetleri olan başbağlama adetini gerçekleştirdik. Bu açıdan çok mutluyum. Üzerindeki kıyafetler ne kadar sürede dikildi? Bunlar yaklaşık 2,5-3 ay olan sürede dikildi. Hepsi el emeği. Kişiye özel olarak dikiliyor. Teker teker. Şuradaki boncuklar. Bakayım. Çok güzel nakışları var. Evet. Kaç ayda dikilmişti? 2,5-3 ay. 2,5-3 ayda dikildi. Evet. Peki nasıl geçti bugün günün? Bugün günüm aşırı derece güzeldi çünkü bütün çevremiz, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, kolumuz, komşumuz, bütün köylerimiz hepsi buradaydı. Sağ olsunlar hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmadılar. Herkese her şey için çok teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Gel ey zahit bizim ile çekişme.